Paranın rotasıyla karşınızdayız. üzücü bir son dakika haberiyle başlıyoruz. Türk sinemasının efsane aktörü, büyük jönü Cüneyt Arkın hayatını kaybetti. 85 yaşında yaşamını yitirdi. Tabii hayatımızda birçok döneminde, birçok döneminde hayatımızda izler bırakan büyük aktör Erdoğan Turan. yani şöyle söyleyeyim, herhalde yani işte benim için senin için bizim yetiştlarımızda evet. çocukluğundan itibaren filmleri gerçekten hayatımızda böyle büyük izler bırakmış, heyecanla izlediğimiz ee, ve hani büyük Jon, büyük efsane bir aktör. İkonik bir isimdi. Yani evet, biz onun filmleriyle büyüdük. Yani tarihi filmleri biz Cüneyt Tarkan filmleriyle izlemeye Değil başladık. Ya şimdiki jenerasyona belki biraz şey geliyor olabilir de böyle çekim teknikleri vesaire o günün koşullarıyla bir de dublör kullanmadan bir sürü kazayı belayı atlatarak bu film çekimlerini yapmış bir isimdi. Ee, Allah rahmet eylesin diyelim. Sevenlerin de başı sağ olsun. Teker evet. teker gidiyor ikonik isimleri Yeşilçam'ın. Evet. Ee, tabii birçok unutulmaz filme imza attı. 1937 yılında doğdu kimliğinde tabi herkes bunu bilir. Evet. Fahrettin Cürekli Batur gerçek ismi. Sonra işte Türk sinemasında Yeşilçam'da kolay e, akıllarda kalsın. E, ve Cüneyt Arkın ismi yaratıldı. Aslında İstanbul Tıp İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı doktor kendisi. Bir hekimi şey bildiğim kadarıyla? Evet. 1963 yılında Artist dergisinin düzenlediği sinema artisti yarışmasına girdi, birincilik aldı. Evet. Sonra askerliği bitince 1964'te Halit Refik'in Gurbet Kuşları filmiyle sinemaya adım attı. E, sonrasında tabii unutulmaz hayatımızda dediğimiz gibi iz bırakan filmlerle hep hayatımızda oldu. Değişik dönemlerde dizilerde rol aldı. Sinemada çok önemli filmleri herhalde yüzlerce belki binlercedir filmleri. Ve hala da izleniyor. Hala da izleniyor. Evet. Önemli filmleri vardı. Allah rahmet eylesin, sevenlerinin, yakınlarına Allah sabır versin, baş sağlığı dileyelim. Tüm Türkiye'nin, tüm Türkiye için çok çok önemli isimlerden de, işte dediğin gibi birer birer kaybediyoruz. Tekrar başımız sağ olsun. Peki, biz gündemimize dönelim. Gündemimize bir bakalım. Sonrasında Ekonomideki, piyasalardaki gelişmeleri yorumlayacağız. Gerçekten üzücü bir haberle başlıyoruz ama dediğimiz gibi bir taraftan da işimiz piyasaları, ekonomileri, ekonomiyi yorumlamak. Dün kabine toplantısı vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Özellikle merakla beklenen asgari ücret konusu, asgari ücrete zam olacak mı olmayacak mı? Asgari ücrete ilişkin zam talimatı verdiğini açıkladı. Ve diğer taraftan bayram tatilinin 9 güne 9 güne çıkarıldığını duyurdu. Ve memur maaşlarının da zamlı olarak bayram öncesi maaşlarını alacağı, ödeneceğini açıkladı. Asgari ücrette takvim belli oldu. Buna göre dün Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısından ardından yaptığı açıklamada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızdan işveren taraflarıyla görüşerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim dedi. Çalışmalar hafta sonuna kadar bitecek. NATO zirvesi dönüşü açıklayacağım. Yarın toplanıyor e, tüm kesimler. Döviz ihtiyacı olanlar kullanacak. Açıklama. BDDK Başkanı Akben, Mehmet Ali Akben. Kurumun kredi kullandırım kararına ilişkin kredi sisteminin etkin şekilde çalışması ve kredilerin amacına uygun bir şekilde kullanılması için alınmış bir makro ihtiyati tedbirdir. Açıklamasını yaptı ben karar aynı zamanda dövizin gerçekten ihtiyaç olan alanlarda kullanılmasına ve enflasyonun kontrol altına alınmasına olumlu katkı sağlayacak dedi. Mevduatta stopaj indirimi uzadı. Onu da aktaralım hemen sizlere. Türk lirası mevduatları cazip kılmak, birikimlerin Türk lirası mevduat ve katılım hesaplarında tutulmasını sağlamak amacıyla stopaj indirimlerinde süre 6 ay daha uzatıldı. 31 Aralık 2022 tarihine kadar devam edecek. Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nden ortak Rusya açıklaması geldi. Burada Rusya'nın enerji zorlaması enerji piyasaları üzerinde baskı yarattı. Tüketiciler için fiyatlar yüksel, yükseldi. Küresel enerji güvenliği tehdit etti denildi. Doğal gaz alımını durdurma potansiyeli olduğu Avrupa Birliği Komisyonu'nun yaptığı açıklamada son dönemde Rusya'nın doğal gaz tedavini azaltmasında AB üyesi 12 ülkenin etkilendiği bildirildi. S&P Euro bölgesi büyüme tahminini düşürdü, hem ABD için de düşürdü, küresel Euro bölgesi büyüme tahminini de düşürdü. 2,7'den 2,6'ya, gelecek yıl için ise 2,2'den 1,9'a indirdik ifadelerine yer verdi. Ankara'nın gündemini alacağız. Ağpar Ankara Haber Müdürü Murat Oğuz'u karşımızda olacak. Murat, günaydın, iyi sabahlar. Günaydın, iyi sabahlar. Şimdi e, dün tabii herkesin gözü kulağı kabine toplantısı sonrasındaydı. Senle dün de gün içinde yaptığın yayınlarda da özellikle beklentiler, asgari ücret konusunda, emeklerin, memurların maaş artışları, ödemeler konusu buna ilişkin aslında harita belli oldu. Şimdi artık e, oran herhalde değil mi enflasyon burada belirleyici olacak diğer taraftan NATO liderler zirvesi çok çok önemli. Biden Erdoğan görüşmesi bekleniyor olacak mı olmayacak mı? Diğer taraftan çok önemli konular var masada. E, TL mevduatta stopaj indiriminde süre uzatıldı ve stokçuluğa verilen hapis cezasında da artırım var. Tüm detayları senden aldım Evet, bir süredir zaten asker asgari ücretle ilgili e, bir artış beklentisi vardı. Bununla ilgili de açıkçası geçtiğimiz hafta yapılan görüşme trafiğiyle birlikte bunun neredeyse netlik kazandığını dün zaten yayınlarda söylemiştik. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün kabine toplantısı sonrasında bu konuya artık son noktayı koydu. Asgari ücret artırılacak. Bununla ilgili komisyon toplanması için Çalışma Bakanı'na da talimatını verdi. Ve dün akşam da bu talimat çerçevesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Masada olan sendika konfederasyon başkanlarını e, telefonla arayarak toplantıya davet etti. E, tabii işçi kesimini Türk iş işveren kesimini Türkiye İşveren sendikaları konfederasyonu TİSK e, temsil ediyor. Dün akşam telefon ile birlikte bu davet gerçekleşti. Tabii yazılı olarak da prosedür gereği bunun e, iletildiğini e, iletileceğini söylemekte fayda var. Çarşamba günü saat 14'te e, komisyon toplanacak. E, yeniden bir komisyon belirlenmesinde de gerek yok açıkçası. Zaten daha önce Yıl, geçtiğimiz yıl sonunda yapılan toplantıdaki e, komisyon heyeti muhtemelen yine bir araya e, gelecektir. E, daha önce malum e, her yıl sonunda Aralık ayında e, 3-4 toplantı şeklinde yapılan e, Asgari ücret tespit komisyonu toplantılarına e, bu defa tek toplantı yeterli olacaktır. Çünkü ciddi bir niyet var. Hükümetin e, dün işveren sendikaları konfederasyonunda bu konuyla ilgili açıklama yapmıştı. E, her e, her iki tarafında sorunlarını e, sorunlarına çözüm getirecek formüllere açık olduklarını her zaman ellerinin taşın altına koymaktan çekinmediklerini dile getirdi. TİSK dünkü açıklamasında ve e, toplantıda e, yer alacağını söylemişti. Yani işveren kesimi de konuya sıcak yaklaşıyor. Zaten işçi kesimi de e, başından beri özellikle ikinci 3. aydan beri enflasyonun yükselmesiyle birlikte asgari ücrette bir güncelleme beklentisi içerisinde olduğunu dile getirmişti. Bu kapsamda e, bütün tarafların masaya olumlu bir şekilde oturacağını, tabi bazı artışlarla birlikte işveren üzerindeki yükün hafifletilmesiyle ilgili bazı formüllerin masaya geleceğini söyleyebiliriz. Bu kapsamda aslında dün Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ipucu da verdi. Kullandığı ifade özellikle belli sayıya kadar personel çalıştıran işverenleri gözetecek yöntem gerçekleştirilecek ifadesini kullandı ki bu daha önce birkaç yıl önce asgari ücrete Asgari ücret üzerinden işverene verilen asgari ücret desteğini bize hatırlatıyor. Bu asgari ücret desteği ilk başta başladığında belli sayıya kadar personel çalıştıran sektörlere, işletmelere verilmişti. Bu kapsamda yine işverenin üzerindeki yükü hafifletmek adına bir asgari ücret desteği verilebilir. Bu açıklama üzerinden biz bunu anlıyoruz. Bu kapsamda da işverenin üzerindeki büyük bir miktar daha azaltılmış olacaktır. Tabi burada artış oranı ne olacak bu merak konusu. Zaten yılbaşında %50,5'lik bir artış yapılmıştı. Şimdi burada baz alınan konu büyük ihtimal enflasyon olacak. Gerçekleşmiş enflasyon olacaktır. 77'lere dayanmış bir enflasyon vardı malum. Burada en azından kulislerde konuşulan aradaki farkın, yani 50 üzerindeki enflasyon farkının yine asgari ücretlerin maaşlarına yansıtılması ki yaklaşık o da e, 26 civarında bir artış olabileceği şeklinde değerlendiriliyor. Tabi bu kulislerin, kulislerde e, konuşulan konu masada ne konuşulur bunu elbette e, çarşamba günü e, öğrenmiş olacağız ama orada işverenin üzerindeki yükün ne kadar hafifletileceği ve bu hafifletme üzerinden işverenin hangi orana razı olacağı üzerinden yürütülen bir çalışma olacaktır. Tabi komisyonda 3 taraf var, 5'ler üyeden 15 kişi var. E, niyet elbette e, tüm katılımcıların yani üç tarafında ortak konsensusuyla bu kararı alabilmek ama iki tarafla da birlikte iki tarafla da imzalar atılarak bu karar alınabiliyor. Yani hükümet işçi ya da işveren kesimiyle de anlaşarak asgari ücreti belirleyebilir. Muhtemeldir ki çarşamba günü toplantıda bununla ilgili net bir karar alınacak ama Hemen açıklanır mı belli ol, bilinmez çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesi sonrası dönüşte ben açıklayacağım ifadesini kullanmıştı. 30'unda dönecek yani 30 Haziran'da Türkiye'de olacak. Malum 1 Temmuz'da yürürlüğe giriyor asgari ücret yani 1 Temmuz'a kadar asgari ücretle ilgili kararın aslında resmi gazetede yayınlanması gerekiyor. Zira takip eden ayın başı itibariyle geçerli olur ifadesi var kanunda bu kapsamda 30'u itibariyle resmi gazetede yayınlanması da gerekiyor. Süreci takip edeceğiz. Şimdi ilk olarak gözler çarşamba günü yapılacak komisyon toplantısında orada alınacak kararda yapılacak açıklamalarda ama bir ram, zam gelecek. Zam oranı ne olacak? Bunu merak ediyoruz. Hepimiz bunu takip edeceğiz. NATO zirvesi, liderler zirvesi başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün lider liderler zirvesine katılmak üzere İspanya'nın başkenti Madrid'e gidecek. Zirve aslında yarın başlıyor. Bugün bir akşam yemeği olacak ama öncesinde önemli bir zirve daha var. Türkiye, İsveç, Finlandiya ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in katılımıyla gerçekleşecek. İsveç Cumhurbaşkanı, İsveç Başbakanı, Finlandiya Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg katılacak. Malum İsveç ve Finlandiya'nın bir NATO'ya katılma süreci var, talebi var. Bu konuyla ilgili Türkiye'nin vetosu var. Zira bu iki ülkenin de PKK, YPG, PYD'ye vermiş olduğu açık destek söz konusu. Bununla ilgili Türkiye'nin istedikleri var. Bunların gerçekleşmesini istiyor. Ondan sonra Türkiye tavrını netleştirecek ama öncesinde herhangi bir şekilde bu üyeliklere karar, bu üyeliklere onay vermeyeceğini net bir şekilde açıklamıştı. İşte bunun çözümü için bugün bir dörtlü zirve yapılacak Türkiye Elindeki belgeleri, delilleri bu zirvede masaya koyacak özellikle e, bu iki ülkedeki teröristlerin varlıkları bunlar ilişkin yapmış oldukları eylemler, ilişkin görüntüler verilen e, terör örgütlerine verilen silah e, yardımları para yardımları bunlarla ilgili belgeler masaya konulacak e, ve bununla ilgili çözüm isteyecek Türkiye e, ve özellikle bu ülkedeki terör örgütü mensuplarının iadesini talep edecek bu zirve oldukça önemli. Tabii sonrasında yarın itibariyle başlayacak NATO Liderler Zirvesi de Rusya-Ukrayna gerilimi, bu gerilimin ekonomiye yansımaları, tahıl krizi, tahıl krizin çözüm için Türkiye'nin üretmiş olduğu e, tahıl koridoru e, projesi bunların hepsi yine masada olacak. Yunanistan'ın Ege'de gerginlik yaratması e, bununla ilgili Türkiye'nin e, çekinceleri e, ve tepkisi yine masada olacak. Küresel ekonomik krizde yine NATO zirvesinde ele alınacak konular arasında e, 30'una kadar devam edecek görüşmeler olacak. Tabii ikili görüşmeler de yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. ABD Başkanı Biden'la da bir görüşme yapabileceği belirtiliyor. NATO zirvesi ve öncesinde yapılacak 400 zirvede oldukça önemli. Bu da takip edilen konular arasında. Ee, sen de bahsettiğin Türk lirası mevduatta stopaj indiriminin süresi yıl sonuna uzatıldı. Bu ay sonu bitiyordu aslında. 6 ay daha uzatıldı. Bu kapsamda e, vadesi 6 aya kadar olan eee TL mevduatlarda %15 olarak uygulanan stopaj %10 olarak %5 olarak uygulanmaya devam edecek. Vadesi 1 yıla kadar olan e, e, hesaplarda stopaj oranı %12 olarak uygulanıyordu. Bu %3 olarak uygulanacak. 1 yıldan uzun vadelerde ise stopaj %10 yerine %0 olarak uygulanmaya devam edecek. Böylece TL mevduata parasını yatıranlar daha az stopaj ödedikleri için daha fazla faiz geliri elde etmiş olacaklar. Bir de stokçulukla ilgili düzenleme malum 6. yargı paketi geçtiğimiz hafta meclisten geçmişti. Bugün de resmi gazetede yayınlandı ve o ok düzenleme ile birlikte de stokçuluğa verilen hapis cezasının üst sınırı 2 yıldan 3 yıla çıkarıldı ki bu bu kapsama giren kişilerin tutuklu yargılanacağı anlamına geliyor ve bunun da ciddi bir caydırıcılık getireceği de ifade ediliyor. Sadece stokçuluk yapan değil, yalan haberle piyasayı manipüle edenler de yine 3 yıla kadar e, yargılanabilecekler. Onlar da tutuklu yargılanacaklar. Ayrıca bu e, yargı paketiyle birlikte e, tapu devirleri de sadece tapu daireleri üzerinden değil artık noterler üzerinden de yapılabilecek. Bununla ilgili düzenleme de resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi diyelim. Söz tekrar size bırakalım. Peki teşekkürler Murat Oğuz'u aktardığın detaylar için. Dün kabine toplantısı Sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları önemliydi. birçok konu vardı merakla beklenen. Buna ilişkin gazetelerden haberlere de bir bakalım. Asgari ücrete ek zam müjdesi sabahın manşetinde. Başkan Erdoğan şimdiden hayırlı olsun diyerek askeri asgari ücretin yeniden değerlendirilmesi için talimat verdi. Memurun zamlı maaşı da bayram öncesi yatacak. Kimsenin hayat pahalılığı altında ezilmesine müsaade etmeyeceğiz. Bu hafta sonuna kadar asgari ücrete yapılacak eksam belirlenecekti de Erdoğan. 13.7 milyon emekliye enflasyon farkı. Kamu çalışanları ve emeklilerimize enflasyon farklarını zaten vereceğiz. Bu düzenlemenin 13.7 milyon emeklimizin tamamını kapsadığının altını çizmek istiyorum dedi. Memurların temmuz ayı maaşları kurban bayramı öncesinde zamlı haliyle ödenecek. Yaşlı engelli maaşları da bayram öncesi hesaplara yatacak. Gençlere spor okulu yaz aylarında spor okulları 81 ilde açık olacak. Seyahat etmek isteyen gençlerimiz 5 Temmuz 1 Eylül tarihleri arasında yurtlarda ücretsiz konaklayabilecek dedi. Kurban Bayramı tatili 9 gün olarak açıklandı. Bu da meraklı bekleniyordu. Acaba birleştirilecek mi diye. Devam edelim yine takvimdeki habere bakalım. Bayram müjdeleri. Burada da milyonlar çifte bayram yapacak deniyor. Bayram tatili 9 güne çıkarıldı. İşçi, memur, emeklilerin beklediği müjdeler geldi deniyor. Bu arada 20 bin yeni öğretmen ataması ile ilgili süreci başlatıyoruz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve tabii ki asgari ücret ne olacak? Takvim gazetesinin haberinde yeni ücret için hesap zamanı. Komisyon yarın toplanıyor. Çalışma Bakanlığı, işçi kesimini temsil eden Türk İş, işveren kesimini temsil eden TİSK masada yer alacak. Yarın toplanıyor. Görüşmeler başlıyor. Yeni ücret için formüller de konuşulmaya başlandı. E, üç formül gündeme geldi. İlk formül olan prim desteği öne çıkıyor. Asgari ücretin bürütü 5.004 lira. 750 liralık prim kesintisi sonrasında net ücret 4253 lira olarak ödeniyor. 5004 liralık asgari ücret üzerinden ayrıca işveren açısından 875 lira kesinti oluyor. Hem işçi hem de işverenden yapılan kesintiler toplandığında 1626 liraya ulaşıyor. Bu miktarın işsizlik sigortası fonundan karşılanarak belli bir süre kamu tarafından alınmaması formülüyle birlikte ücret 5879 lira tutarında bir miktara ulaşabiliyor. Gündeme gelen bir diğer formül ise yıllık enflasyona tamamlama şeklinde olacak bu durumda artış %26,1 civarında olacak ve net asgari ücret 5363 liraya kadar ulaşacak deniyor. Yine akşam gazetesinde asgari de acil artış için formül deniyor. Formüller üzerinden konuşuyoruz. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan da açıklamalarında söyledi. Kimsenin hayat pahalılığı altında ezilmesine müsaade etmeyeceğiz dedi memur e, emekli e, bunlar zaten hani enflasyon karşısında kendilerini koruyabiliyorlar. Çünkü hani enflasyonda oluşan fark zam olarak yansıyor 6 ayda bir. İşçi kesimi içinse asgari ücret yıllık toplanıyor. Şimdi e, tekrar toplanacak ve Temmuz maaşlarına yansıyacak. Herhalde bu, bu dönemdeki en önemli konulardan bir tanesi. Çünkü ciddi anlamda hani bir hayat pahalılığı, yüksek enflasyon. Bu da tabii alım gücüne, tüm kesimlerin alım gücüne olumsuz etkiliyor. Ee, ve e, hani burada bir moral bozukluğu diğer taraftan alım gücünün de azalması da tabii ciddi sıkıntılar yaratıyor. Bunun tamamlanması. Enflasyon herkesi yoruyor ama en çok dal gelirliği yoruyor. E artık bir noktadan sonra konu temel ihtiyaçların karşılanması oluyor sadece. Yani o yüzden enflasyondaki yüksek seyir devam ederken biz asgari ücretteki artışı e, zaten bekler haldeydik. Hesaplamalara bakınca yaklaşık işte 1000 lira civarı bir artış görüyor. 5300 de yani. sanki yani %25 yapılsa yani %25 o 6 aylık aradaki fark yaparsa 5300 yapıyor. Öbür formül hani işveren ve işçi kesiminden kesilen taraf e, sigortadan kaps işsizlik sigortasından e, sağlansa 5880 5300 ile 5880 lira arasında. 1000 lirayla 1500 lira arasında bir zam alacaklar diye hesap ediliyor. Tabii bunlar gazetelerin kendi hesaplamaları. Tabii. Kabaca ne olacağını herhalde bu e, boyun sonunda çünkü ertesi gün devreye alınabilmesi için herhalde ayın sonunu itibariyle Cumhurbaşkanı'ndan duyacağız. NATO zirvesi dönüşü. Şöyle deniyor yani e, asgari ücret artışı enflasyonla mücadelede bizim işimizi zorlaştırmayacak mı? Zorlaştırır mı? Ya Konu bugün e, insanların ya da işte Türkiye'de çalışanların çok büyük bir kesimi asgari ücretle geçiniyor. E, bu insanların tüketiminin de elbette ekonomiye etkisi var. Ama bugünkü tüketim kalemleri e, enflasyonu böyle çok zıplatacak derecede yüksek değil. Yani insanlar temel ihtiyaçlarını karşılamada problem yaşar noktaya gelmişler. O yüzden bu bir ihtiyaç. Yani ihtiyacın karşılanması yoksa ihtiyac. ihtiyaç dışında gidip de yani askeri ücret e, diyelim ki 5800 lira oldu. Hani o hani en yüksek öyle bekleniyor ya. Evet. E, 5800 lira oldu diye de insanlar gidip hani cep telefonunu yenilemek, arabasını yenilemek gibi böyle Yok, hani böyle lüks tüketime veya Hayır. işte aşırı harcamaya yönelecek değil sonuçta. Hayır. Habi ölçü olacak tabii. Mesela askeri ücrete zam Özel kesim için de ölçü olabilir ama özel sektör zaten çoktan hazırlığını yapmış diye okuyoruz biz. Tabi yani. Yani özel sektörde neredeyse yüzde seksene varan işte bu işletmelerin yüzde otuz yüzde kırk civarı maaşlara arazam yaptığı haberlerini okumaya başladık. Yani enflasyon herkesi etkiliyor, en çok dar gelirliyi etkiliyor ve yılın ikinci yarısına girerken insanların hayat kalitelerini korumak için tekrar kamu, özel kesim, işçi kesimi bir masaya oturmak zorunda. Bu bir ihtiyaç. Yani çünkü şu var. Bir nefes. Yani %73 oldu enflasyon. Biz her gün kirayı, mazotu, onu bunu işte karekutu konuşuyoruz. Elimizde bugün fırsatımız olursa konuşuruz. E, emtia fiyatlarının düşmeye başlamasından başka. Enflasyonun düşeceğine dair hiçbir işaret yok. E ne olacak? Yani bu kesim ezilsin, enflasyonun yükünü de bu insanlar taşısın diyemeyiz. En fazla onların ihtiyacı var desteğe. Kesinlikle Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023'ün Şubat-Mart aylarından itibaren enflasyonu yeniden makul ve hızla daha da aşağılara indirebileceğimiz bir seviyeye çekmiş olacağız dedi e, 2023 Şubat-Mart aylarına işaret etti. Diğer taraftan yeni iki açıklama daha da iki açıklamada bulundu. Bunlardan bir tanesi Adana'da petrol arama çalışması yaptığımız iki kuyuda yüksek kaliteli petrol bulduk dedi. Birisi 425 metre, diğeri 358 metre derinlikte elde ettiğimiz ekonomik değere sahip petrolün rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar olarak hesaplanmıştır dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu bir tanesiydi. Bir diğer önemli açıklama ise Eskişehir'de bir ee, Eskişehir Beylikova'da dünyanın Çin'den sonraki ikinci büyük rezerv alanı olduğunu belirtti nadir elementler sahalarında. Burada ilk etapta yıllık 1200 ton cevher işleyecek bir üretim tesisi kuruyoruz dedi Erdoğan. Bu da önemli açıklamalarından bir tanesiydi. Deneme üretimi sonuçlarının ardından endüstriyel tesis yatırımına hemen başlıyoruz. Amacımız tesis tam kapasiteye ulaştığında Burada yıllık 570 bin ton cevher işleyerek 10 bin ton nadir toprak oksitleri, 72 bin ton barit, 70 bin ton florit, 250 ton toryum üretimi gerçekleştirmektir. Türkiye'nin 2053 vizyonu bakımından hayati öneme sahip bu projenin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum dedi. Mesela bunlardan bir tanesi toryum ki hani nükleer santralde kullanılması bile gündemde yeni bir yapılacak bir nükleer santralde e, ham madde olması. Bir, Adana'daki 1 milyar dolar değerindeki petrol rezervi Diğeri de Eskişehir'deki, e, Eskişehir Beylikova'da e, kurulacak işletme. Madenciliğe vurgu yaptı Sencuk Başkan'ın açıklamalarında ama bu konu yeni bir konu değil. Yeraltı kaynaklarına ulaşma için bir çaba var Türkiye'de. E, 2018 yılındaydı yanılmıyorsam, 2018'in sonunda görmüştük. E, YEP'te madenciliğe e, dikkat çeken notlar, oraya yoğunlaşılacağına dair ifadeler... Ve devam ediyor aslında bu. Ee, bu nadir metallerde Çin evet dünyanın en büyüğü ama Türkiye'nin de bu konuda yapabilecekleri var. İşte bütün mesele bu. Yani Türkiye'nin kaynaklarını kullanmak için harekete geçmek. Bu insan kaynağı, yeraltı kaynağı, yerüstü kaynağı aklına ne geliyorsa. Yani bizim bir asırdır aklımıza gelmeyen çok da düşünmediğimiz hep böyle komplevari teorilerle geçiştirdiğimiz Ezberden gittiğimiz bir konuda bugün adımlar atılıyor. Deniyoruz, çıkıyor çıkmıyor ama deniyoruz. Ee, Karadeniz'de denedik çıktı, Akdeniz'de denedik orada bir şeyler var diyoruz. Onu zaten herkes biliyor da. Ee, Türkiye ülke içerisinde karada çalışmalarımız var. Bor bunun bir örneği mesela. Tabii. Hep böyle derdik ki işte, Türkiye borda dünyanın en büyüğü. Hep tesis kurmadığınız ve üretmediğiniz ve o üretimin katma değerini içeri tutmadığınız sürece o madene sahip olsanız ne olmasanız ne? sahip olmak başka bir şey. Avantaj, fırsat ama bunu realize etmek için yatırım gerekiyor. İşte nadir metallerdeki yatırımı da burada, bu aşamada dikkatli değerlendirmek lazım diyoruz. Yani gördüğümüz şu, Türkiye, kaynaklarını kullanmaya kararlı. Özellikle yeraltı kaynaklarına, özellikle enerji kaynaklarına ulaşmada bir heves var, bir niyet var. Bunu da sonuçlarını ufak ufak görüyoruz. Adana'daki 1 milyar dolarlık rezerv, yani bunun Nette kalanı Türkiye'ye nedir bilmiyorum. Ama biz işte Adana'da aramışız ve bir şey bulmuşuz. Ve o kuyular kapatılmıştı. Yani petrol yok diye kapatılan kuyular. Hep böyle deniyordu ya işte. Bulmuşlar üstüne beton dökmüşler. Öyledir belki de. Şimdi bir şeylere ulaşabiliyorsak, e, dün bize söylenenin aksinde sonuçlarla karşı karşıya kalıyorsak, bu düşünce haklı bir düşüncedir bu durumda. Ama önemli değil geçmişte neden diye ne oldu. Biz bugün ne yapıyoruz? Ne yaptığımız tamam. önemli. Yapılan şey enerjiye ulaşmada ciddi bir çaba var ve sonuçlarını alıyoruz. Az veya çok. Az çok demeden de almaya devam edeceğiz. Ya yani ne kadar kas, kapatabiliyorsanız yani doğalgazda %99 bağımlısınız. Evet. Dışarıya. %99 Sıfırdı Yenilenebilir enerjiyle ürettiğiniz elektrik %50'lerin üzerine çıktı. 65 oldu değil mi? %65'e yaklaştı. Evet. Sıfırda nükleer enerji devreye giriyor. Elektriğin %10'unu karşılayacak. E, sıfırda doğalgaz 540 milyar metreküp bulundu. Evet. Yani biz sıfırdan konuştuğumuz için evet. hepsi değerli. Ve o rakamları küçümsememek lazım. Yani e, işte böyle rezerv... Aa, bu öyle bir rezil. Abi küçük bu yani ne olsa büyük olur mesela. <gülüyor> <gülüyor> öyle bir rakam var mı? Yani 540 milyar metreküplük doğalgaz rezervini küçük buluyorsak bu kaç olmalı ki buna büyük diyelim mesela? Mesela unutulan konulardan bir tanesi şimdi hani diyoruz ya Eskişehir'de Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Eskişehir'deki bu nadir elementlerle ilgili olan e, tesis diyoruz. E, Be Be Beylikova'da endüstriyel tesis yatırımı. Şimdi bu, bun, bu bunun yanında bir de mesela Varlık Fonu tarafından hayata geçirilmesi planlanan Adana'da Ceyhan'da e, bir petrokimya tesisi. Evet. Rafineri ve petrokimya tesisi. Bu da yapılıyor bir taraftan. Yani ne, yaklaşık 10 milyar dolar yatırımla hayata geçirilmesi planlanıyor. Şimdi bir petrokimya tesisi, bir e, üretim tesisi, cevher işleyecek üretim tesisi, diğer taraftan doğalgaz, diğer taraftan petrol. Bunlar bizim direkt dışa bağımlılığımızı azaltan, döviz ihtiyacımızı azaltan faktörler olacak. Yani dolayısıyla asıl hani enflasyonla mücadele, gerçek büyüme, büyümenin evet. herkese e, eşit bir şekilde ya da tabana yayılır bir şekilde e, etkilemesi. Bunları sağlayacak yatırımlar aslında bunlar. Ve bir, bir gün kalkınmaya getirecek konular da bu. Evet. Yani artık büyümenin dışında daha, daha başka şeyler istiyoruz biz. Çünkü bazen büyümeyi şişmeli de karıştırabiliyoruz. Konjonktür getiriyor bizi işte çift taneli büyümeler vesaire. Ama bu sürdürülebilir bir şey değil. Üretim gücünüz ne? Yani ekonomiyi siz sadece finansal rakamlarla değerlendiremezsiniz. Bu eksik kalır. Üretim gücümüz ne? Ve biz bu üretim gücümüzü, potansiyelimizi ne kadar kullanıyoruz mesela? Yapabileceğimizi ne kadarını yapmışız? Veya daha yapacak nelerimiz var? Milyar dolarlık yatırımlar demek tabii ki bugünün konusu değil. Ama e, konusu değil derken yani bunun sonucunu hemen alacağımız bir şey olarak görmüyoruz. Ama bu yatırımlar dün yapılıyor olsaydı, Dün yapılmış olsaydı biz bugün bunların sonuçlarını meyvelerini yiyor olacaktık yani, değil mi? Yani o yüzden yatırım için herhangi bir dönemi işte geride kalmış, geç kalmış, zamanı değil ya bir dur bekleyelim, şu şu dönem bir bitsin, e şunu da bir görelim diye diye bir yere varamıyoruz. Yatırımı yapacaksınız ki bu yatırımlar yani. Yani yapılmasaydı bugün zaten onları yapmak olanaksız olacaktı. Geçtiğimiz günlerde konuşuyorduk. Çok zor olacaktı evet. yani. Varlık fonu devreye giriyor. Çünkü özel sektör evet farkındayız. Öyle çok yatırımı hevesli değil. Büyük yatırımlardan kaç tane sayabiliriz biz Türkiye'de? Son 20 yılda özel sektör gelmiş. Devasa yatırımlar yapmış. Bir defa şu var. Özel sektörün yatırım gücü ne kadar? Sen 10 milyar dolarlık bir tesisten bahsediyorsan ben Sokar'ın hatırlıyorum. Hı hı. Böyle bir petrokimya tesisini geçtiğimiz yıllarda... Çok büyük yatırım rakamı bu. Bu ancak devletin içinde olabileceği bir proje olabilir. Keşke 2-3 tane daha olsa. Çünkü stratejik bir yatırım aynı zamanda. Yani. Aynı zamanda stratejik bir yatırım. Çok stratejik. Evet. Keşke 2-3 tane daha olsa. Hani değil mi? Cari açık verdiğimiz en önemli konulardan bir tanesinden bahsediyoruz aslında. Keşke 2-3 tane daha petrokimya şirketi. Keşke işte maden rezervlerini daha çok kullanmak, daha e, etkin kullanmak. Ama bunlar işte. Zamanla oluyor ve olacak. İşte nükleer santral. Hani bir tane nükleer santral konusunda fırtınalar koptu. Ee, şimdi bakıyoruz Avrupa'da nükleer santraller tekrar harekete geçiyor. Zaten zaten kullanılıyor, çok ciddi kullanılıyor. Daha da arttırılması gündemde. E, kömür konusunda çok ciddi eleştiriler vardı. Mesela dün geldi Fransa e, kömürle elektrik üreten santrali yeniden açıyor. Açmak zorunda. Evet. Yani... Siz o kömürü, o elementleri veya işte petrokimya tesislerini veya işte ne bileyim Karadeniz'deki doğalgazı, Akdeniz'de olabilecek bir doğalgazı ki bugün bir haber geldi. Cezayir'in güneyinde 340 milyar metreküp civarında yeni bir gaz rezervi bulundu. Var bu bölgelerde var. Bir de bütün bu bölgedeki işte ekonomik kalkınmayı, büyümeyi, refaha ulaşmayı, daha iyi noktaya gelmeyi artık sadece enerji üzerinden okuyoruz. Savaşta gördük ki işte Rusya ile aranızda bir problem çıkıyorsa kitlenme ihtimaliniz var. Ne yapmanız lazım? İşte bu dönemi belki Fransa işte kömürü yönelerek geçilebilir. İşte Almanya ABD'den oradan buradan tankerlerle elenci alabilir. Onu burada işleyebilir ama bunlar böyle kalıcı olabilecek şeyler değil. Gene bir şekilde dışarıya, başka bir yere, o vanayı tutan başka bir ele mahkum kalıyorsunuz. Halbuki bu bölgede çok büyük bir zenginlik var. Niye bunu hep beraber ortak projelerle kullanmayalım? Mesela Batı'ya, yani Avrupa'ya, Rusya çok sevimsiz de, ABD çok mu sevimli mesela? Bir mecburiyetten başka bir mecburiyete, gitme, mecburiyete taşınmak, Öyle bir şey riskleri vardır. ortadan tamamen kaldırmak demek mi? Değil. İşte bunun farkında tabii herkes farkında. Bunda bir şey yok da. Harekete geçmek için. Ha şimdi nükleer tesis için Türkiye'ye söylenecek hiçbir şey yok. Yani bu konu kapandı. Yani, Hatta yenileri geleceğini de söyledi Cumhurbaşkanı. Ermenistan ben. sınırında nükleer tesis var. Bizim için risk değil mi bu? Yani sağımızda solumuzda etrafımızda zaten o risk var. İçeride üretmeyelim ama etrafımızdaki listende nasıl korunalım kendimiz bir mesela? Bir de bize ait olmayan bir, hani kontrolü bizde olmayan bir liste. Yok, yani o yüzden o konu kapandı. Bir tane değil, daha fazlasına ihtiyaç var. Koskoca ülkeden bahsediyoruz. 80 milyon nüfusu var. Tek nükleer santrali nedir? Bir yerden başlayacağız elbette, tamam da bir tanenin yeteceğini kim söylüyor ki? Daha fazlasına ihtiyaç var. Küçük Çünkü. küçük tesislere ihtiyaç var belki. Çünkü büyüyorsunuz, büyüdükçe daha fazla enerjiye ihtiyacınız var. Yani şey olarak büyüyorsunuz, nüfus olarak büyüyorsunuz, genleşiyorsunuz. Ee, diğer taraftan kullanım alanları da genleşiyor, artıyor. E bu yarın öbür gün işte tok devreye girecek. Yarın öbür gün elektrikli araçları biz daha çok konuşmaya başlayacağız. Petrol e, yavaş yavaş hayatımızdan çıkacak yani benzin motorin. E daha çok bir, daha çok mi? elektriğe ihtiyacımız olacak. Yani daha bu... çok elektrik üretimine ihtiyacımız olacak. <laughs> Temiz enerjiden bahsediyorsak yani uzun vadede gidilecek yol bu, bu zaten ama işte nasıl gideceğimiz önemli. Mesela yatırım planlarımız var mı bunun için? Ne kadar hazırlıklıyız? Mesela bu çok güzel bir örnek. Elektrikli otomobilde dünyada büyük bir rekabet var. Daha yeni başladı. Yani bazı markaların geleneksel motor üretimini bitireceğini okuyoruz. 2025 2030 2035 neyse yani 10-15 yıllık periyotta bu iş bitiyor. E Türkiye de bu anlamda topla bu rekabete girme gücünü ortaya koydu. Bunun yanında bir de e, dolum testleri de kullanmanız lazım. Yani araç koydun da ne olacak yani? Ona yönelik teşvikler veriliyor. E, ciddi teşvik. 3 milyon TL'lik yani rakamlardan bahsediyoruz. Ya yani bu da güzel bir rakam. Demek ki e, geleceği okumak için geleceği okumak için bir çabaya ihtiyaç var. Bu Ve çaba harekete geçmek gerekiyor. Bir plan ortaya koymalı. Bu kısa, orta, uzun vadeli hedeflerle ilerlenecek bir plan olmalı ve harekete geçmek lazım. Mesela tok yerli otomobil. Evet. Hani otomobil konusunda da birçok şey söylendi. Ama bugün görüyoruz ki, yani iyi ki hani başlamış diyorsunuz, iyi ki yapılmış diyorsunuz. Yani hayatımız aslında çoğu şeyde bu hani iyi ki almışım, iyi ki yapmışım, iyi ki bunu düşünmüşüm diyorsunuz. Pişman evet. olunmuyor yapılan şeyden. E yapmadıklarımızdan daha fazla pişman oluyoruz. Yapmadıklarımızdan duyuyoruz. daha çok pişman oluyoruz. Ya bir şey denemek lazım. Bu denemek de yani olmadı. Bütün bu yatırımı, maliyeti çöpe attık. Öyle bir şey değil. Ama arge araştırma geliştirme harcamaları dediğin nedir? Ya mesela Çin'in bugün bu kadar büyük bir üretim merkezi olmasının temelinde ne var? İnsan gücü var, doğru. Ucuz işçilik var, doğru. Ama bu ülke ABD'ye kadar araştırma geliştirmeye para harcamış, o parayı yakmış bir ülke. Ya bunu yapmadığınız sürece ne olacak ki? Nereye ilerleyebileceksiniz? TOG'u beğenmedik. TOG'un direksiyonunu beğenmedim. İşte yan tasarımını beğenmedim. Ya herkesi mutlu etmek diye bir şey yok. Konu tasarım da değil tek başına. Değil. Yani tasarımı Kırıklı, değiştirebilirsin. Yani tas model Tasarım getirirsin. çok değişecek zaten yani. 50 kere <laughs> değişecek tasarım. Konu o değil. Özünde burada bak değişen bir bakış açısı var. Değişen bir yol var. Oraya uyumlu muyuz değil miyiz? Aynen. Ayak uyduruyor muyuz buraya? Devasa bir fabrika yapıyorsunuz. Bu fabrikada üretilecek. Yerli olacak. ihtiyacınızı karşılayacak. Ve sizin... Burada da dışa bağımlılık yine var. Yani oraya da harcanan dövizler var. Yani burada bin bir emekle kazandığımız değil mi? Paralar, ürettiğimiz, üretilen değer dışarıda dışarıya harcanıyor yine. Harcanan kalemlerden bir tanesi diyelim daha doğrusu. Evet. E, o zaman içeride harcanır. Yatırımın, üretimin konuşulmadığı bir ülkede ekonomiden bahsetmek sadece işte enflasyon şuraya düştü, borsa şöyle oldu, kurbu oldu. Bunun bir anlamı yok. Bunlar hepsi sonuç. Biz hep sonuçları konuşuyor olacağız. Böyle bir durumda. Evet. Şimdi e, dün BDDK'nın kararını konuşuyorduk detaylı bir şekilde. Sabah gazetesinden görelim. Türk Lirası kredi çekip döviz aldılar. BDDK kararın gerekçesini açıkladı. TL kredi kullanımı için döviz varlıklarına sınırlama kararının gerekçesi çarpıcı bir tespiti gün yüzüne çıkardı. Döviz borcu olmayan hatta fazlası bulunan şirketlerin TL kredi kullanarak Dolar alımı gerçekleştirdikleri ortaya çıktı deniyor. Şimdi kaynaklar hani ekonominin temelinde sınırlıdır. Her şeyde sınırlı. Yani bu sınırsız bir kaynak yok. Her şeyde sınırlı. Bu sınırlı kaynağında doğru kullanılması gerekiyor. Sınırlı kaynağınızın boyutu büyüktür, daha farklı kullanırsınız ama sınırlı kaynağınızı kaynağınızın boyutu küçüktür, daha farklı kullanmanız gerekiyor. Şimdi bu dönemde bankalar, ve hükümet, irade şunu diyor. Ben enflasyonun altında uygun faizli kredi imkanı sunuyorum. Ama bunun sunmamın sebebi gidilsin işte döviz alınsın, tüketimde kullanılsın veya lüks tüketimde kullanılsın değil. Bunun ana sebebi üretim yapsın ve ekonomiye katkı sağlasın, istihdam sağlasın, ihracat yapsın. E, ee, o rakamı söyleyelim mesela. Enflasyon %73. Türkiye'de politika faizi %14. E, ticari krediler %30'a yakın. Hı hı. Ama e, mesela turizmciye, ihracatçıya verilen kredilerin faizi %9. Yani bu olağanüstü bir rakam. O yüzden ihracatçı firmaların e, çok yüksek bilanço rakamlarıyla, karlıklarla geldiklerini görüyoruz. İnanılmaz bir destek var. Bana göre ise fazla bir destek de var. Ama ekonomi yönetiminin böyle bir tercihi var. Turizmcinin de belki bu salgından dolayı elbette işte bir desteğe vesaire ihtiyacı olabilir. Herkesin işletme sermayesine ihtiyacı var. Onların daha fazlaydı belki. Onu da anlamak mümkün ama şimdi Merkez Bankası faizi arttırmayacağını söyledikten sonra içeride faize dokunmak bir seçenek olarak kalmadıktan sonra ekonomide büyümeyi de Devam ettirme niyeti varken o senin bahsettiğin gibi kaynakların doğru kullanılması meselesi artık BDDK'yı bir tercihe sevk ediyor. Ben diyor bir şeyler pahasına bu ülkede enflasyonun çok çok altında faizle yürüyorum. Bu eleştiriliyor, bunun yarattığı riskler var, bunun da farkındayız. Ama benim hedefim üretini ayakta tutmak. Ben şöyle bir tercih yaptım faize dokunmadan üretimin canlı kalabilmesi için, dolayısıyla istihdamın güçlü kalabilmesi için, süresi belli değil ama benim modelim bugün bu. Fakat bu modelde şöyle bir bakıyorum, tabii ki şirketlerin dövize ihtiyaç boyutları fazla farklıdır. Yani ihracatçıdır şirket fakat ihracatının yarısı ithalattır. Şimdi bu şirkete sen niye dolar alıyorsun, euro alıyorsun diyemezsin. Niyet okuyuculuğu yapmak zaten mümkün değil. Böyle teker teker didiklemek alıp her şirketin bilançosunu böyle teker teker incelemeyi gerektirir. Ama bir şey var ki görülen en azından BDDK cephesinden hareket e, ya da bir yeni adım atma kararını mecbur hale getirmiş. Şimdi bu karar Türkiye'de aslında ekonomide yavaşlatıcı bir etki de yaratabilecek. Nasıl olacak? Bizim haftalık ticari kredilerdeki artış rakamımız, e, bu enflasyondaki yükselişe paralel olarak neredeyse yüzde iki. Her hafta ticari kredilerin yüzde ikiye yakın artış yapması demek. Aslında ticaret için hareketlilik ve ama aynı zamanda şirketlerin TL'ye ne kadar ihtiyaçları olduğunu da göstergesi. Hı hı. Yaklaşık iki buçuk trilyon liralık bir e, ticari kredi stoğu var. İki buçuk trilyon TL. Bu ticari kredi stoğu ne olacak şimdi? Çünkü dünkü o dünkü derken cuma günü gelen o 3 koşulla birlikte artık Türkiye'de bazı şirketlerin o koşullarda bir değişiklik yapmayacaklarsa TL krediye ulaşma imkanları yok. Bu karar öncesi bu ticari krediler haftalık bazda nasıl gidiyor diye bakıyor olsaydık biz ee, ayın 7'sinde açıklanacak. Ayın 7'sinde açıklanacak. Ticari kredilerde biz şu bir haftalık periyotta 60-65 milyardlık bir artış beklemek durumunda olacaktık. Şimdi bu kararın etkisini göreceğiz. Ee, 7 Temmuz'da ne olmuş? Şirketleri vaz mı geçirmiş? Çünkü işte e, herkes paylaştı. Tabii bu paylaşılan şey borsada halka açık şirketler için. Hı, hı. Kimin ne pozisyonu var, kimin Etkilenmeyeceğinin için tek tek açıklamalar geldi. Görüldü etkilenecekler. O muhakkak. Ama bu etkilenme boyutu nasıl olacak? Bir, bu şirketlerin BDDK'nın bu kararından kaçınma imkanları yok mu? Şimdi burada bir yasaklama falan söz konusu değil. İki yere gidebilecekler. Bir, kur korumalı mevduata. Evet. İkincisi Eurobondlara. İstiyorsa oraya gider. Ya kendini bir yerde hecedebilecek, yani açıkta kalmayacak. Kur riski şirketler için problemdir. Ha, ama dövize ulaşamamak ayrı bir problemdir. Şimdi bu karar şirketlerin dövize ulaşmasını engelliyor mu? Yoksa sizin elinizde fazladan döviz var, ben bu fazladan dövizin satılmasını istiyorum mu diyor BDDK. Genel olarak gördüğüm yorumlar BDDK, o da yaklaşık bir 80 milyar dolar yapıyor. İşletmelerin döviz tevdiat hesaplarındaki rakam, 80 milyar TL'lik rakamın aşağı inmesini bekliyor. Bu aşağı iner mi hızlıca? İner dendiği için dolar TL'de 1 lira düşüş gördük biz. Fakat bu karar tek başına kuru getirip de 14'e 13'e falan indirmez. Veya bu karar tek başına işletmeler için çok büyük bir devasa risk yarattı. Eyvah! Bunların karlılıkları çok kötü etkilenecek diyemeyiz. Bu şirketlerin ne yapacağını bilemiyoruz. Nasıl bir yolla ilerleyeceklerini çünkü. Bak bu karara bu karar geldikten sonra değil bankacılık sektöründe de problemler gördük biz. Çünkü uh -huh. mi, bu bildirinin beyanın dışında uygulamalar yapan bankalarda oldu. Evet. Şimdi ben de ona bakıyorum. Dün ee, BDDK'dan bir açıklama geldi. Dedi ki BDDK'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda bazı bankaların bağımsız denetime tabi olup olmadığına bakılmaksızın tüm ticari müşterilerden bağımsız denetim raporu istendiğine ilişkin bazı şikayetlerin alındığı bildirildi. Bağımsız denetime tabi olup olmadığına bakmaksızın evet Diyor ki bana bağımsız denetim raporu istiyorum diyor. İşte bankaların böyle huyları var. Oluyor yani. Ve ne yapacaklarını bilememe haliyle sistem dün kilitlenmiş gördüğümüz kadarıyla. Yani bunun tersini yapan yani işin doğrusunu yapan bankalar da var. Onun da Muhakkak. notları geldi şeyleri geldi. Ama bir kafa karışıklığı yarattı mı evet. Ee, ama netice itibariyle artık biz genel çerçeveyi anlaşılmış bir çerçeve olarak konuşabiliyor muyuz? Evet. Şimdi bunun sonuçlarını konuşmamız lazım. Bu karar bizi nereye götürecek? Aslında ne yapmaya çalışılıyor? Yani BDDK'nın mesela derdine, Merkez Bankası'nın derdine. Bazılarına göre dolan başlı bir yol olarak görülüyor ya bu. Yani faize dokunmuyorsunuz. Gidiyorsun BDDK konut kredisi için başka bir kar alıyorsunuz, işte otomobiller için bir şey, TL krediler için başka bir şey vesaire vesaire. Ne yapmaya çalışıyorsun? Benim gördüğüm kadarıyla bu makro ihtiyati tedbirler Türkiye ekonomisinde bir nebzeye başlamayı getirecek. Çünkü TL krediye ihtiyaçları var bu işletmelerin üretimi devam ettirmek için. Yani hiç kimse öz sermayesiyle günlük akışını sürdürme gücünde yok. Öyle bir şey yok. Fakat bu e, imkanın sınırlandırdığı, sınırlandırıldığı bir dönemdeyiz biz. Bir istisna var onu da dile getirelim. Şimdi bir işletme var ki elinde artık TL krediye ulaşma imkanının kalmadığı bir dönemdeyiz. Fakat bu işletmenin dövize ihtiyacı var. Çünkü 3 ay sonra ya bir döviz ödemesi olacak ya mal ithal edecek bir şey yapacak. Ve bu işletmenin döviz kredisi alma imkanı da yok. Ne yapacak bu işletme? Orada da BDDK diyor ki senin şu önümüzdeki herhangi bir 3 aylık periyotta ne kadarlık döviz borcun varsa net alacağın, alacağın vereceğin bitti açık pozisyonu ne kadarsa o miktar kadar TL kredi alabilirsin. Yani doğrudan boğan bir karar değil. Yani krediye, krediye ulaşmayı engelleyen bir karar değil. Krediyi yine kullanabiliyorsun. İhtiyacın varsa kullanabiliyorsun. E, şartları var sadece. Yani elin kasanda e, veya işte varlıkların, döviz varlığın varsa o bir 15 milyon TL. Onun dışında dışındakiler kullanabiliyor. Gerçek kişiysen kullanabiliyorsun, tüzel kişiysen. Yani... Üç tane şarttan bahsediyor. Üçünün de aynı anda sağlanması gerekiyor. Üçünün gerek. de aynı şartta olması lazım. Doğru. Ama 15 milyon TL dediğin şey 900, 940 bin dolar para. Yani çok devasa para değil. Hı hı. Yani bu aslında işletmelerin nakit akışına bir müdahale. Bu böyle. Müdahale ediyor BDDK. Ve diyor ki eğer sen TL kredi kullanmak istiyorsan benim baremim kriterlerim bu. Bu kriterlerin üzerinde kalıyorsan ve sen hala TL kredi kullanmak istiyorsan Kendini o kriterlerin altına çek. Ne yap? Sat dövizini. Satmıyor musun? Git Eurobond'a, git kur korumalı mevduata ne yapıyorsan. Yani o çözüm herkes kendi tercihine göre ortaya koyar. Veya satar. Dövizini satar. Her neyse. Ama özünde niyet, BDDK niyeti bir maliyet oluşturmasına rağmen içeride enflasyonun çok çok altında faizler, faiz ortamında ilerleniyorken işletmelerin ihtiyacı olmadığı halde öyle bir tespitleri var. İhtiyaçları olmadıkları halde dövize yönelmelerinin önüne geçip şirketlerin kasalarında tuttukları bedeldekiye göre 15 milyon TL ve üzeri pozisyonun TL dönüşmesi veya işte TL bazlı bir ürüne dönüşmesi veya doğrudan o döviz mevduat hesabında kalmadan eurobond'a gitmesi veya kur korumalı mevduata gitmesi vesaire gibi bir niyet var. Bu niyetin ucunda ne var? Kur baskılansın. Kur baskılanırsa enflasyon, enflasyon baskılanır vesaire vesaire. Ama bunların hepsi büyüme içinde büyümenin aşağı yönde baskılanması demektir. Herhalde bunun da farkındadırlar. Ee, diğer taraftan mevduatta stopaj indirimi uzatıldı. Eylül 2020'de 3 aylığına getirilmişti düzenleme. Ee, şimdi 31 Aralık 2022 tarihine kadar devam edecek stopaj indirimi. Bu da TL'yi destekleme zaten adıma. Diğer taraftan krediden bahsettin. Ee, Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu da iş dünyasının ihtiyaç duyduğu kredi ihtiyacına destek olmak amacıyla 150 milyar liralık kredi garanti fonu paketinin de önümüzdeki günlerde açıklanmasını beklediklerini kaydetmiş. 100 milyar TL'likti bu. 150 milyar TL'ye çıkarılması bekleniyor. Yani bir taraftan da ihtiyacı olana, yatırım yapacak olana, üretim yapacak olana da Kredi imkanının sağlanmasına devam ediliyor. Ama artık bizim bir karar almamız lazım. Şimdi bazı kararlarımız da kendi içinde çelişiyor. Örneğin e, konut kredisinde 0.99 kredi diyoruz. Faiz oranı hatta 0.89'a doğru düşüyor. Arkasından O ilk defa konut alacak. Evet ilk konut alacakları. Arkasından öyle gözüküyor. Ben gözükenden bahsediyorum. Hı -hı. Arkasından BDDK veya Merkez Bankası bir karar alıyor. Bakıyoruz e, e, kredi kullanmayı... Veya kredi çekmeyi zorlaştıracak kararlar. Sonra dönüyoruz ticari krediler için bir karar geliyor. Bu da işletmeler için işleri kolaylaştırıcı bir karar değil. Hı hı. Çok net. Ama bu bir tercih. Bunu tercih etmişler. Şimdi şunun net olarak artık ortaya çıkması lazım. Türkiye'de biz orta uzun vadede büyümeyi aşağı çekecek kararlarla birlikte enflasyonu aşağı çekecek kararları okuyor muyuz? Yoksa büyümeyi aşağı çekecek kararlar geliyorken yani ekonominin çarkları yavaşlasın isteniyorken yüksek enflasyonun yüksek kalacağı bir ortama doğru mu gidiyoruz? Buna karşı ne yapmamız lazım? Çünkü bu kötü. ikincisi çok kötü. Ekonominin soğutulmaya başlandığı yerde enflasyonun aşağı inmesi gibi bir ihtimalden bahsetmiyorsak biz o tablo bizim için çok daha çözümsüz bir tablo olacak. Evet. Buna hazırlıklı mıyız? Çünkü Şimdi, bu da bir risk. E, yayının başında söyledin aslında. Emtia fiyatlarında bir geri çekilme var. Evet. Bu geri çekilme herhalde enflasyonist baskının azalması anlamında umutları arttıran bir durum. Hatta dün onunla ilgili bir infografik vardı. Belki arkadaşlar bulursa onu da getirirler. Dün hazırlatmıştık. Ee, bu önemli herhalde. Londra metal borsasında o metal fiyatlarının oluşturduğu sepet işte %11 düşmüş sene başından bugüne. Birkaç rakam vereyim. Evet. Şöyle bir haftalık periyot vereyim mesela. Bakır. Hı hı. Sadece bir haftada yüzde yediye yakın değer kaybetmiş. Bir aylık periyot diyeyim. Yüzde on bir değer kaybı var. Brent petrol yüzde altı değer kaybetmiş. Bu ABD tipi doğalgaz. Yüzde yirmi düşmüş. Ee, alüminyum. Bir aylık yine. %13 değer kaybetmiş. Çinko yüzde on düşmüş. Nikel yüzde on Bakır Bakırı söyledim. Mesela buğday %20'ye yakın değer kaybetmiş. İlginç. İlginç güzel. Devamını bekleriz. Yani şöyle bir şey. Emtia fiyatlarında endüstri metallerinde özellikle düşüş var. Bu düşüşün sebebi ise Fed'in bu sıkılaşması ve ekonomilerin, dünya ekonomisinin yavaşlayacağı beklentisi. Bu beklenti fiyatı aşağı çekiyor. Bir şöyle ufak bir bahsetmiştik mesela. Fed yaptığı ya da attığı adımlarla aslında dolaylı yoldan da Enflasyonun aşağı inmesi için bir adım atmış oluyor bütün dünya için. Hı hı. Doların değeri yukarıda kaldığı zaman e, bu emtiyalar üzerinde veya değerini, ne, değerini dolarla konuştuğumuz ne varsa o varlıklar üzerinde baskı yaratıyor. Fiyat aşağı geliyor. FED bunu yapıyor diye diğer merkez bankaları da hemen hemen hepsi hemen aynı şey yaptıktan sonra dünya ekonomisi yavaşlayacak. Bunun da yanına ekle e, talep azalacak. E, Çin'de Covid vakaları, Çin'in hali bunu da üstüne eklediğin zaman aslında gözden kaçmış gibi durdu. Şu bir haftalık, bir aylık periyottaki düşüşler enflasyonla mücadele için iyi haber. Gıda fiyatları da düşüyor. O tarımsal imtiyalara bakabilir mi söyle bir haftalık periyotta ne olmuş diye? Tarımsal bakır, imtiyan. evet. mısır, buğday, bakır diyorum ya. Yani. <laughs> Şeker, kahve. Bak burada da aslında fena değil düşüşler. Yani böyle süper döngüden falan bahsederken Fed'in devreye girmesiyle birlikte tablo biraz değişmiş gibi. Yani şöyle söyleyeyim. Bir umut diyeyim. Hı hı. Bir umut geldi biraz. E, 20-24 Haziran haftası için var mesela pamuk yüzde 17 düşmüş doğalgaz doğalgaz son dönemde Avrupa'da arttı ama bu da yüzde on buçuk Mısır %8, soya fosilisi yüzde yedi buçuk kurşun yüzde yedi bakır yüzde altı tüm bunlarda düşüşler var kıtlıktan falan bahsederken eee endüstriyel metaller için dünya ekonomisinin yavaşlaması ayrı bir hikaye fakat gıda fiyatlarının düşmesi biraz şey geldi. E, işte buğdayda geçici olabilir belki o ama. Geçici olabilir, mümkündür. Ama burada küresel ölçekte %15'lik bir düşüşten bahsediyoruz gıda fiyatları için. Evet. Bu, bu da az bir rakam değil. Devamını Hı. bekleriz ya şey değil daha fazla. Düşsün tabii yani. keşke keşke daha fazla. <laughs> daha fazla. Düşsün. Düşsün. Tüketim Avrupa... azalacak mı yani böyle bir halde e, gıda tüketiminde azalma falan bekliyor musun hayır öyle bir yok, şey yok. Yok öyle bir şey yok. Peki Borsa İstanbul'un açılmasına bir dakikalık bir süre var. Ee, biz küresel taraf tabii ki neler var? Avrupa borsaları karışık bir seyirle kapandı. ABD borsaları düşüşle kapandı. Dow Jones %0,20 S&P %0,30, Nasdaq %1'e yakın. Şu anda vadeliler artıda. Hala yönsüz, yön bulmakta zorlanan bir küresel piyasa var. Bir gün iyi, bir gün kötü, bir gün artı, bir gün eksi. Borsa İstanbul dün %0,97 değer kaybıyla kapandı. 2529 puanla e, dün açılışta %2,5'a yakın değil mi? bir kayıp vardı. Hı hı. Açılış itibariyle %2,5'luk bir kayıp vardı. Gün sonunda %1'e yakın bir kayıpla hatta gün içerisinde gü %0.4'leri gördük Oralara kadar da geldi Eksi, evet. eksisi. E, bir 2500 puanın üzerinde tekrar kendini attı. Değer kaybı çok mu yüksek? Hayır. Dün işte kafa karışıklığının fiyatlaması var diyorduk sabah itibariyle. O oldu. Netleşti mi? Tablo aslında netleşti. Artık Borsa İstanbul'da ilgilendiğiniz şirketle ilgili BDDK'nın son kararının etkisini biliyor olmanız lazım. Bilmiyorsanız bugün tekrar bakın. Çünkü işte en azından bir örnek olarak söyleyeyim. Dünya Gazetesi'nin bir çalışması var orada. Borsa İstanbul'daki şirketlerin TL pozisyonları, döviz pozisyonları ve Araya bu Borsa son... Borsa İstanbul açıldı, İstanbul. gidelim. Sonra tamam. devam ederiz. Kusura bakma. İstanbul. 5 4 3 2 1 %0,64 artı da 2545 puandan kapandı. Dün 2529 puandan bir kapanış vardı. Bugün ise 2545 puandan bir açılış görüyoruz. Güne artıda başlayan bir borsa İstanbul var. Bu arada Arçelik evet. %4,82 artı da Arçelik ile ilgili gelen haber burada etkili. Onu da aktarmakta fayda var herhalde. E, whirlpool ve Indesit markalarını yaklaşık 220 milyon dolara satın alma kararını açıkladı Arçelik. Onun da etkisiyle açılışta %4.8'lik bir yükseliş var. Evet. Arçelik tarafından Rusya, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan, Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Belarus ve Moğolistan'da faaliyet gösteren Indesit ve Whirlpool hisselerinin tamamının alımı için sözleşme imzalandı. Ee, Arçelik kapanış günü itibariyle Arçelik Indesit ve Whirlpool şirketlerinin paylarının tamamına doğrudan bunların %100 oranında bağlı ortaklığı olan Whirlpool Kazakistan paylarına ise dolaylı olarak sahip olacak. Satın alım bedeli şirketin mevcut finansal bilgileri esas alındığında ilgili üst sınır yaklaşık 220 milyon euro olarak tahmin ediliyor. Evet. Bu haberin etkisiyle de güne bir süz içerisinde en fazla artışta başlamış şirket. Evet. Onun dışında ağırlıklı güne artıda başlayan bir borsa İstanbul var. Evet, borsa İstanbulla ilgili değerlendirmeni yapıyordun. Şimdi bu BDDK kararının etkisi ne olacak şirketler için? Hı hı. Ee, kimin TL kredisi kullanması imkanı düne göre daha düşük bir ihtimal. Kim ne yaptı, ne etti, buna bakacaklar. Şimdi şu rapordan bahsediyordum. Türkiye'de borsa İstanbul'da e, döviz fazlası olup da TL kredi kullanması artık BDDK tebliğine göre sorun olacak şirketler listelendi artık. Yani bunu herkes görebilir, ulaşabilecek. Bu şirketlerin de yaklaşık 26 milyar TL'lik bir TL yani kısa vadeli TL borçları var. Ve teker teker bu şirketlerin e, kapı yapacakları açıklamalarla belki önümüzdeki dönemde ne yaptıklarını Duyma imkanı da olacak. Özetle ama bu karar Borsa İstanbul'da çok çok ekstra bir fiyatlamayı günün sonu ve kapanış itibariyle yaşatmadı. Sabah açılışı Viyop'ta işte ya Borsa İstanbul'da bizde. Eksiydi bu ne yapacağını bilememenin fiyatlamasıdır diyorduk. Hı hı. Biraz da öyle oldu. Ama gün içerisinde şirketler teker teker kapı açıklamalarla işte kendi pozisyonlarını ifade ettiler ve artık yatırımcı kabaca ne olacağını biliyor. Bugün artık Türkiye'de bazı şirketlerin Borsa İstanbul'da TL krediye ulaşma imkanı yok. Bu, bu şirketler için karlılık anlamında ne olacak? Yani bu oyunun sonunda ben şirketin karına bakıyorum. Temettüsüne bakıyorum veya o kar potansiyeline binaen şirketin ederinin ne olacağını hesaplamaya çalışıyorum. Bu bir hesaplama, yeni hesaplamayı getirdi bu hesaplamalar yapılıyor şimdi. Evet. Baskı mıdır? Baskıdır. Ba bazı şirketlerde TL krediye ulaşamasa bile TL kredi kullanmadığı, kullanmayanlar da var. Var. İşte şey değil bu. Yani bir şablon al herkese uydu değil. Bütün şirketlere için yani bir, her bir şirket için ayrı bir etkisi var bunun. Olumlu veya olumsuz. Herkes Hı. kendi şirketine baksın diyeceğiz bu durumda. Hissedar olduğunuz şirkete bu pozisyonlarla ilgili bilgiye mutlaka eğer bakmadıysanız bu saate kadar tekrar bakın. Evet. Ama bir hani Borsa İstanbul'dan bir vazgeçişi gerektirecek durumu yaratmadı. Hayır. Öyle yani dün ve bugün baktığımızda. Ya bakıyorum ABD borsaları ne olmuş mesela? Dün akşam kapanışlar %0.2, %0.3, %0.7 eksi. Hı hı. E vadelisi biraz arttı. Bu bir şey ifade etmiyor ki. Şimdi bak ABD borsalarını konuşamadık, konuşamıyoruz iki gündür. Bu ekonominin ekonominin yavaşlamasıyla ilgili, Fed'in aldığı bu kararla ilgili mutlaka büyümenin yavaşlamasının borsa üzerinde etkisi olacak ve şu anda işte %15, %16 neyse düşüşler var. Daha fazlası bekleniyor ABD borsalarında. Tarih tekrar edecek diyenler çoğunlukta. Bir, bu daha fiyatlanmadığını kadar, söyleyenler de var. Bir bu kadar daha düşecek diyenler var diyeyim kabaca şu anki rakamlarına göre. Bunu dünya borsalarının geneline farklı boyutlarda yansıtalım. Sonra dönelim borsa İstanbul'a bakalım. <laughs> farklı kararlar geliyor, etkisi var vesaire ama nette yatırımcının tercihini değiştirecek bir sonuç değil. Şunu yaparsın, bugün elimde olan şirketin hisseleri BDDK kararlarıyla etkileniyorsa, eğer benim için dertse bu, giderim başka şirket tercih hı hı. Tercih hakkınız var. Yani bu şey değil, kalıcı etki olabilecek bir konu değil. Ama şu konu önemlidir. Ekonomide karar alıcılar, aldıkları kararlarla Türkiye ekonomisindeki soğumayı hangi, hangi dereceye göre ayarlıyorlar? Bu ayarlama Türkiye'de şirketlerin karlılığını nereye götürür? Bunu hesaplamak zor ama bunun da mutlaka bir şöyle bir köşede duruyor olması lazım. Evet. E, Borsa İstanbul %0,75 artıda. da e, şu anda %0,76 artıda BIST 177 artıda. Bir bakalım BIST yüzde en çok artanlar, en çok azalanlar sıralamasında hangi hisseler var? Arçelik yüzde 4,76 İş menkul, Ege Endüstri, Kütahya Porselen, Doğuş Otomotiv olarak sıralanıyor. En çok azalanlar tarafına baktığımızda çok fazla azalan yoktu. Kardemir'de mavi giyim var bir tek. Onun dışında e, BIST 100 için e, konuştuğumuzda azalan hisse sayısı az. Endekslere baktığımızda ise biz yüzde endeksler nasıl şekilleniyor? Bakalım. Banka yüzde 0,69. sınai yüzde 0,82. Devam edelim. Kimya yüzde 0,83. Artı da görüyoruz. Ulaştırma hisseleri, otomotiv hisseleri. Toplu ulaştırma tarafında baktığımızda Çelebi yüzde 3,15 artıda. dikkat çekiyor. Pegasus yüzde 0,70 Türk Hava Yolları TAV ve DOKO'da %0,65 artıda. Ulaştırma hisselerinde bu durum böyle. Otomotiv hisselerinde ise TOFA şuta %1, Ford %0,47, DOAŞ %1,62 artıda. Asuzu, Anadolu suzu %3,5'a yakın artıda işlem görüyor. Bir de banka hisselerine bakalım. Banka hisselerinde tablo nasıl? Dün kötüydü. Evet, bugün biraz daha iyi artıda. %2'nin üzerinde kayıplar vardı çünkü işte bu TL kredi verme imkanı azalacaksa bu şirketleri bankalar için de iyi bir haber değildir fiyatlaması yani bu olumsuz rakamlar en fazla banka hisselerinde hissedildi dün. Hı hı. Bilanço şu dönemine gireceğiz. Temmuzda geliyorlar. Temmuzda geliyorlar. Ee, tabii şimdi değişen var mı şirketler açısından karlılığında değişen bir durum söz konusu mu ikinci çeyrek için? Genel olarak soruyorsan Genel çok büyük bir değişim beklenmiyor. Yani tabii ki bazı sektörler için yılın ikinci çeyreğinde farklılaşmayı vesaire okumuş olabiliriz ama bu bizi böyle çok dramatik noktalara, çok uçlara falan taşır mı? Hayır. Bankacılık sektörü için yüksek karlılık beklentisi devam. Bu değişmedi. Bunu değiştirecek BDDK'nın bu son düzenlemesine rağmen diyeyim yani. Nette Artık buraya kadardı, bitti artık. Değerlemeler açısından üstüne bir şey koymayacağız deme noktasında değiliz. E, sanayi şirketleri, üreten şirketler zaten burada e, bir problem yaşamadılar. E, o farkı bir kez daha göreceğiz ikinci çeyrek rakamlarında. Hı hı. Finans şirketlerine, finans sektörüne karşı daha iyi bir performans gösterdiklerini. İhracatçı, e, şirketlerin yüksek karlılık rakamları yine ortada olacak. İkinci çeyreği de böyle tamamlayacağız. Üçüncü çeyrek ve dördüncü çeyrek rakamlarında daha çok hizmet sektöründeki faaliyet gösteren şirketlerin şöyle bir kıpırdandığını falan görme imkanımız var. Hmm. Ama genel itibariyle senenin başında gördüğümüz tablonun veya varsa o farklılaşmanın farklı bir boyuta evrilmesini bekleyen yok. Genel olarak beklentiler iyi, şirket yüksek kalmaya devam edecek düşüncesi var. E zaten bu düşünce olduğu için Hisse senetleri tarafında da pozisyonların korunması tavsiyesi geliyor. Hatta üstüne değerlemeler açısından gidecek yerimiz var diyenlerin sayısı çok daha fazla. Ya tabii ki bu işte 400 küsür şirketin hepsi için geçerli değil. Evet. Genel çerçeve için söylüyoruz. Beklentiler gayet güzel. Peki Avrupa borsalarında da yükseliş var. Avrupa borsalarında da yükselişte açılma söz konusu. Ee, diğer taraftan bir küresel tarafa baktığımızda dolar endeksinde bir miktar gevşeme vardı. Bu devam ediyor mu? Bakalım bir dolar endeksine. Ve sonra ABD 10 yıllığa bakalım. 16-61 dolar TL tarafında görüyoruz. Borsa İstanbul %0,74 artıda. Dolar endeksini aldığımızda evet hani o 105'e yakın seviyelerden biraz aşağı doğru uzaklaştığını görüyoruz. Yani aşağı yönlü 105'ten biraz uzaklaştı. Çünkü ABD ekonomisinde yavaşlama gelebileceğine dair hem beklentiler açısından kurumların en son IMF açıkladı. Beklentileri daha da kötüleşiyor ve öncü verilerde de artık bu yavaşlamanın sinyallerini belirgin bir şekilde görmeye başladık. Bu durumda şöyle bir düşünce doğuyor insanlarda. Haklı veya haksız. Yani FED geldi öyle seri faiz arttırımlarla ilerliyorlar ama biz enflasyonda düşüşü görmeye çok yakınız. E bu durumda şöyle bir umut var. Sonbahara doğru FED bir mola verir şöyle faiz arttırımına. Ha verse ne olur, vermese ne olur o ayrı bir tartışma konusu ama e, hani bahsetmiştik ya şu an olabilecek ne kadar karamsar senaryo varsa bu senaryolar fiyatlandı zaten. Borsalar içinde diyebiliriz bunu işte dolar endeks içinde, petrol içinde aklına ne geliyorsa alınıp satılabilen. Bunlar için bu rakamlar bu zaten en kötüsünün fiyatlandığının işaretiydi bir soluklanma olur mu? E, oluyor. Ama bu böyle çok büyük bir rahatlama ya da e, varsa bir risk bunun tamamen bertaraf olması gibi bir fiyatlaması öyle değil. Öyle değil. Peki e, altın tarafında ons altına bakalım ya. Ons altında. Bu arada Sri Lanka'da yakıt satışına kısıtlama getirilmiş. Çok çeşitli değişik değişik haberler alıyoruz bu, bu dönemde. Altın unsu 1827 dolarda çok farklı yok fark yok ama 1850 dolardan biraz uzaklaştı biraz ay 22'sinde neredeyse 1840 dolar bugün oradan 20 dolar aşağıda hı hı. burada e, aslında altın için en önemli konu kredi riski yani kredi riskiyle ilgili çok büyük rahatsız edici ihtimalleri konuşmadığımız sürece şu anki fiyatlama bizim o borsa için, dolar endeksi için, diğer emti varlıklar için ne dediysek artık bahsettiğimiz senaryoların hepsinin fiyatlandığının seviyeleri. Yeni bir durum yok yani o altın içinde. Evet. Ee, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Fondörleyen demiş ki Rus ekonomisi ağır ama emin adımlarla küçülüyor demiş. <laughs> ağır ama emin adımlarla. Evet yani onu Kendileri bilmiyorum. emin de acaba kendi ekonomileri için ne kadar eminler? Kendi ekonomileri ne olacak tabii o daha büyük problem. Avrupa Birliği ve ABD enerji gelirlerini, Rusya'nın enerji gelirlerini azaltma yollarını arıyormuş. Burada konuşulan konulardan e, bir tanesi, yani işte burada e, tavan fiyat uygulaması diye bir şey gördüm. Burada neyi amaçlıyorlar? Avrupa'da mı? Evet. Ee, NAR, bizim bildiğimiz eski yöntem. Hı. Yani herhangi bir varlık için kamunun belirlediği en üst limit fiyatı, onun üstünde ticaret olmaz. Nasıl olacak o? Yapar, kanunu çıkartırsınız olur. Ama bu yani piyasa koşullarıyla oluşmuş bir fiyat mıdır? Değildir. Ama ipin kaçtıysa hükümetler de böyle kararlar alabilirler. Yani ipin kaçıyor ki böyle bir konunun konuşulduğu günlerdeyiz biz. Evet. Diyor ki G7 ülkelerinin petrolde olası bir tavan fiyat uygulamasını araştırmayı kabul ettiklerini söylemiş. G7'nin bunu araştırması bir şey ifade eder <laughs> mi? Yani ya tavan fiyat tüketiciye yansıtılması için. Evet yani ben onu bir işte tavan orada... fiyat olabilir. O da vergilerden vazgeçmektir falan ama yani asıl konu o varlığın kendisinin gittiği geldiği yer değil mi? İşte Ona onu, tavan mı koyacaksınız? Diyor ki mekanizma temelde gördüğünüz gibi Avrupa Birliği şu anda Rus petrolünden uzaklaşıyor. Ancak olmaması gereken şey Putin'in bu petrolü alıp dünya piyasasına sürmesi. Heh i̇şte bak ondan korkuyorlar. Fiyatların yükselmesi ve savaş kasasını doldurmasıdır. Konu savaş kasasını doldurmak değil. Ee, uzun vadede... Rusya'nın enerjide Avrupa pazarını kaybetmesi Rusya için çok büyük risk. Yani belki uzun vadede hani ağır ve emin adımlarla yavaşlıyor Aha. deniyor ya Rusya için. Aha. Bu olabilir. Ama, Ama başka müşteriler buluyoruz ya. mu işte yani, yani Hindistan var, Çin, Çin var, var, Asya var. Bulmuyor mu? Buluyor. Of. Bulur yani petrolü satamayacağım bir durum söz konusu değil şu anda. Dışarıda an. da bu maça olacak. Yani OPEC Plus'ta bir çatırdamayı Rusya'yı bu Birliğin zaten Rus, yani o kartelin içinde değil de hı hı. karar mekanizmasında o da var bunun dışına atmayı veya e, Rusya'yı piyasanın çok çok düşük fiyat daha da düşük fiyatlarından petrol satmayı gelirlerini düşük tutmayı zorlayacak kararlı olabilir ama konu bugünün konusu değil elbette bugünkü konu bugünün derdini nasıl çözeceğiz? Evet bu arada İran e, BRICS grubuna katılmak için başvurmuş. İran, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika'yı içeren gruba grubun üyeliğinin her iki taraf için de katma değerle sonuçlanacağını söylemiş. Diğer taraftan Arjantin'de gruba katılmak için başvurduğunu söylemişti. Yani kutuplaşma, tabii. yeni oluşumlar, o oluşumların güçlenmesi ve zayıflaması Yazı çok doğru net bir şekilde. istiyorduk, bekliyorduk. Olacak böyle şeyler diyorduk. Geliyor hı hı. tabii doğal olarak. Bu arada Baykar e, Ukrayna'ya 3 adet Bayraktar TB2 SİHA hibe etti. Baykar toplanan bağışlarla alınması hedeflenen 3 adet Bayraktar TB2 SİHA'yı hiçbir ücret talep etmeden Ukrayna'ya hibe etmiş. Baykar'ın Twitter hesabından yapıldığı açıklama Ukrayna halkının vatanlarını savunabilmek adına Bayraktar TB2 SİHA alabilmek için halkın Bayraktar adıyla düzenlediği bağış kampanyasının çok kısa sürede başarıyla tamamlandığını öğrendik dedi. Ama hiçbir ücret talep etmeden Ukrayna'ya hibe edilmiş. Büyük şest. Günleri bir kez daha fethediyor Ukrayna'da Baykar. Evet çok çok önemli bir yani e, kamuoyunun tanıdığı isimler, gazeteciler, sanatçılar, futbolcular, iş insanları, sıradan insanlar, hatta çocuklar bu kampanyanın başarıya ulaşabilmesi için bir kampanya yapılıyor. Halkın bayraktarı adıyla bir bağış kampanyası e, bay, şey bayraktar tb 2 SİHA alabilmek için ne kadar değerli bir şey. Tabii onlar için çok önemli. Ne kadar değerli bir şey. Biz çok farkında değiliz tabii oradaki savaşın. Gündemden düşmüş gibi ama yani haberlerde vesaire artık çok ara da görüyoruz. Oradaki dram, problem kallı yerden devam ediyor. Değişen hiçbir şey yok. Biz evet. sadece kanıksadık ne yazık ki. NATO zirvesi için bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'ya gidiyor. burada tabii çok önemli konular var konuşulacak. NATO'nun genişlemesi, Türkiye'nin buradaki tutumu iki ülke konusunda İsveç ve Finlandiya konusunda NATO diyor ki İsveç Finlandiya Türkiye arasında anlaşma için çalışıyoruz diyor. Türkiye'ye yönelik herkesin e, bakışı haklı gerekçeleri var Türkiye'nin. Diğer taraftan da bir e, Erdoğan Biden görüşmesi olacak mı olmamış olacak mı, olmayacak mı dün ABD savunma e, bakanının açıklamaları vardı. Bu da takip edilecek tabii ki. Önemli bir zirve olacak ama e, Cumhurbaşkanı Toplantıya giderkenki tavrı, bu ülkenin tutumu çok net. Yani e, teröre bu, bu derece destek veren ülkelerin e, NATO üyesi olması için yapılan baskıların Türkiye için hiçbir anlamı yok. Bizim evet. çok büyük bir derdimiz var. Bu derdi çözmek için bırak çözmeyi, büyütmemek için bir şey yapmayanlara destek olmak da Türkiye'nin seçeceği yol değil. Evet. Peki Erdoğan Turan teşekkürler. Görüşmek üzere. üzere. Hoşçakalın. Thank you